Arkadaşlar, dünyada ne kadar çok canlı olduğunun farkında mısınız? Hepsi birbirinden farklı, bir o kadar da sevimli hayvanlar. Gergedanlar, filler, sincaplar, tavşanlar, baykuşlar, kediler, köpekler. Ya da yer kabuğunun elbisesi olan bitkiler. Yemyeşil, uçsuz bucaksız ormanlar. Rengarenk çiçekler. Güller. Papatyalar. Gelincikler. Çeşit çeşit renkleri ve benzersiz şekilleriyle bakmaktan zevk alırız. Mis gibi kokularını içimize çekeriz. Çok sevdiğimiz kirazlar, kıpkırmızı domatesler, şeftaliler ve daha pek çokları birbirinden güzel nimetlerdir. Dünyadaki güzellikler sadece yer üstündeki bu hayvanlarla veya bitkilerle sınırlı değildir. Dünyamızın büyük bir kısmını kaplayan masmavi denizlerin içinde de harika bir dünya saklıdır. Rengarenk palyaço balıklarından istiridyelere, yengeçlerden, mercanlara kadar sayısız canlı su altı dünyasında yaşar. O halde arkadaşlar, doğada gördüğümüz tüm bu düzen, denge ve güzellik karşısında kendimize sormamız gereken çok önemli sorular var. Dünyadaki birbirinden farklı bu kadar hayvan türü nasıl meydana gelmiştir? Dağlar, nehirler, denizler nasıl oluşmuştur? Doğa nasıl bu kadar dengeli ve düzenlidir? Hayvanlar yaşamlarını nasıl sürdüreceklerini kimden öğrenmiştir? Ağaçlar birbirinden lezzetli meyveleri yapmayı nereden bilirler? Ve tüm bunları gören ve bilen bizler, yani insanlar nasıl var olmuştur? Bu sorulara insanlar iki türlü cevap verirler. Bazı insanlar dünyadaki her şeyin kendi kendine tesadüflerle meydana geldiğini iddia eder. Bu iddia evrim teorisi olarak da bilinir. Bu teorinin kurucusu ise bundan 150 sene önce yaşamış Darwin adında biridir. Buna karşın pek çok düşünür ve bilim adamı ise dünyadaki düzenin ve canlıların kendi kendine oluşmadığı ve tüm bunların her şeye gücü yeten bir yaratıcının eseri olduğu görüşündedirler. Her şeye gücü yeten o büyük yaratıcı Allah'tır. Doğru olan cevap da budur arkadaşlar. Çünkü doğadaki her canlı sahip olduğu özellikleriyle bizlere bir yaratıcının var olduğunu ispatlar. İsterseniz bunun nedenini bir örnekle inceleyelim. Arkadaşlar, hadi gelin hep birlikte deniz kıyısında küçük bir gezintiye çıkalım.
Neyse ki deniz fazla dalgalı değil. Ama sabah biraz dalga vardı. Biliyorsunuz, dalgalar kıyıya vurduklarında kumsaldaki taşları ve kum tanelerini yerinden oynatırlar. Bu şekilde kumsalda küçük yükseltiler, kum kümeleri oluşabilir. Ama bu kumsalda başka bir şey daha var arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Kumdan bir kale. Baksanıza, ne kadar da iyi tasarlanmış bir kale bu. Kapısı ve kuleleri var. Üstelik yüksek duvarlarla da çevrilmiş. Etrafına su dolu bir hendek bile yapılmış. Sanki gerçek gibi. Şimdi, şu soruyu soralım kendimize. Acaba bu kale, kıyıya vuran dalgalar veya esen rüzgarın etkisiyle, yani bir insan eli değmeden kendi kendine tesadüfen oluşmuş olabilir mi? Elbette böyle bir şey düşünmek çok saçma olur. Kale o kadar detaylı yapılmış ki birisinin bunu özenle inşa ettiği çok belli. Ortada çok detaylı bir tasarım var. Ve hepimiz biliyoruz ki böyle bir tasarım ancak akıllı bir varlığın eseri olabilir. Böyle bir tasarım tesadüfen ortaya çıkamaz. İşte arkadaşlar, doğayı ve canlıları incelerken de bu gözle bakmamız gerekir. Kumdan bir kale bile tesadüfen oluşamayacağına göre, dünyamızdaki canlıların son derece karmaşık olan vücut yapıları da elbette tesadüfen oluşmuş olamaz. Havada en modern uçaklardan bile daha başarılı uçan bir kuşun kanatları, dünyadaki en iyi kameradan bile daha güzel görüntü veren bir insanın gözleri veya saatte 140 kilometre hızla koşabilen bir çitanın harika iskelet ve kas sistemi, tüm bunlar elbette tesadüfen ortaya çıkmış değildir. Hepsinin özenle yaratılmış olduğu çok bellidir. İşte canlıları tüm bu harika özellikleriyle yaratan yaratıcı, bizi de yaratan ve bize tüm bunları anlamamızı sağlayacak bir akıl veren Yüce Allah'tır. Şimdi isterseniz gelin, canlılar dünyasındaki milyonlarca harika tasarım örneğinden birkaçına birlikte bakalım.